Güneydoğu TV ana haber merkezince hazırlanan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Dağlık Karabağ'ın kalbi Şusa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurarak 28 yıl sonra Şuşa'da ezan tekrar duyulacak dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Şehitler Hiyabanı'ndaki ebedi meşale anıtını ziyaret etti. Aliyev ziyaretinin ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şusa şehrinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtulduğunu duyuran Aliyev, 28 yıldır işgal altında olan Şuşa kurtarıldı. Şuşa artık özgür, Şuşa'ya döndük. Savaş alanında bu tarihi zaferi kazandık dedi. Büyük feharet ve gurur hissiyle beyan ederim ki Şuşa şehri işgaldan azat edildi. Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir. Bu münasebetle bütün Azerbaycan halkını yürekten tebrik ederim. Bütün Şuşalıları yürekten tebrik ederim. 28 yıl yarım İşgal altında olan Şuşa azat edildi. Şuşa indi azattır. Biz Şuşa'ya kaydırmışız. Biz bu tarihi gelebeni dövüş meydanında kazandık. 8 Noyabr 2020 yıl Azerbaycan tarihinde ebedi kalacak. Bu tarih ebedi yaşayacak. Bu bizim şanlı gelebemizin, zaferimizin günüdür. Ve bu galibiyeti biz dövüş meydanında kazandık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalinden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı. Fuzuli'de Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi Aliyev'in Şuşa kentinde işgalden kurtarıldığını açıklamasını alkışlarla kutladı. Askeri personel ve basın mensupları da cep telefonlarından takip ettikleri konuşma sırasında Şuşa şeklinde sloganlar attı. Askeri personelden bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü. Maşallah maşallah. Bakü'deki Azerbaycanlılar da Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ediyorum dedi. Sözlerime Ermenistan tarafından İşgal edilen 7 şehrini, 7 rayonunu ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında
30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bütün bu sabrın sonunda men sabera zafera diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Türkiye en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu. Ermenistan'ın saldırganlığıyla başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Değerli kardeşlerim, hükümetlerimiz döneminde Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat be kat fazla hizmetlerle, yatırımlarla, projelerle tanıştırdık. Ülkemizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine tüm şehirlerimiz bu hizmetlerden istifade etmiştir. Bu devlet hiçbir zaman garip kurabayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, son zamanlarda artış gösteren ağır hasta sayısına değindi. Hastanın ateş gerçekten önemli belirtilerinden bir tanesi. Covid-19'da en sık gördüğümüz belirtilerden bir tanesi. Ama yapılan kimi çalışmalarda hastaların yarısı kadarında ateş olduğu gösterilmiş. Geniş çaplı hasta serileri üzerinde yapılan araştırmalar bunlar. Doğal olarak da sizin de bahsettiğiniz gibi hastanın alışveriş merkezine giriş anında ateşi olmayabilir. Hava soğuk olduğundan dolayı ateşi düşük çıkabilir. O derecelerin hepsinin kalibrasyonu da, yani ateş ölçerlerinin hepsinin kalibrasyonu da doğru olmayabilir. Durum böyle olunca ateşi tespit etmeye çalışmaktansa kişinin ya da işletmeye girecek misafirlerin HES kodunu sorgulayarak onların riskli olup olmadığını tespit etmek çok daha yararlıdır. Böylece hem yararının çok çok düşük olduğu gözüken bir yöntemden uzaklaşılmış olacak, hem de oraya gelen, işletmelere gelen sağlıklı kişilerin hastalanmasının da önüne geçilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Kalabalık ne kadar fazla olursa hastalığın bulaşma riski o kadar yüksek oluyor. Burada sadece evlerde, konutlarda bulaşmayı düşünmeyelim. Ev içi bulaşmalar şu anda çok ön planda. Ama bunun yanı sıra biraz önce bahsettiğimiz lokanta, kafeterya, pastane tarzı yerlerde, eğlence yerlerinde de bulaşmanın ciddi manada olduğunu görüyoruz. Saat 10'dan sonra bildiğiniz gibi bu mekanlardaki faaliyete son verildi. Buralarda da yüksek sesle müzik dinlenebiliyor, canlı müzik olabiliyor, müziğe eşlik edilebiliyor. Müziğin sesi yüksek olduğu için kişiler daha yüksek sesle bağırarak konuşuyor. Bu da virüs partiküllerinin saçılımı açısından riskli bir ortam yaratıyor. Burada biz bundan birkaç ay önce çemberin daraldığından bahsetmiştik. Şimdi artık çember kalmadı, hastalık kapıdan içeri girdi. Çevresinde semptomlu veya semptomsuz, COVID pozitif olmayan bir kişi gösteremezsiniz. Dünyada yaklaşık 50 milyon insanı enfekte eden bir virüsten, hastalıktan bahsediyoruz. Artık hastalık evin içerisinde. Bundan dolayı bizim ev içerisinde, toplu taşımada, çalışılan iş yerlerinde mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Ve bu iş yerlerinde de kişiler arasındaki bulaşı önlemek için yine işletme sahiplerinin önemli önlemler alması gerekiyor. Biz hastalıkla ancak bu şekilde baş edebiliriz. Bu
Bugün yapılan Gelecek Partisi Ceylan Pınar İlçe Kongresi'nde Salih Kalem'le ilçe başkanı seçildi. Gelecek Partisi'nin kongre süreci hızla devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ceylan Pınar İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Gelecek Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdullah Yeşil, Ceylan Pınar İlçe Başkanı Salih Kalem'le, il ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tek liste halinde yapılan kongrede Salih Kalem'le ilçe başkanı seçildi. Kongrede konuşan Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdullah Yeşil şunları söyledi. İnsan onurunu korumak ve yüceltmeyi siyasetin temeli sayan, olabildi olan kongresiyle aşılmaz denileni aşan Gelecek Partisi bildiğiniz gibi 1 Kasım Pazar günü Ankara'da genel kongresini yaparak seçime katılmayı hak etmiştir. Hatırlayacaksınız. Bu parti kurulmaz demişlerdi. Partimizin tüm Türkiye'yi kapsayan 71 vilayetinde yasal bir şekilde bu illerde il başkanlıklarımızı kurduk. Anadolu'ya baktığımızda aziz milletimizin derin ekonomik darlıktan, yaygın işsizlikten ve dost, sır, akraba kayırmacılığından, ötekileştirmeden, nefret diliminden ve yaygın korku ikliminden duydukları kırgınlığı açıkça dile getirmektedir Anadolu. Ceylan Pınar İlçe Başkanı Salih Kalemli ise konuşmasında şu ifadeye yer verdi. Bugün gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin diyerek partimizin ilçemizdeki ilk kongresini sizlerin de desteğiyle yapıyoruz. İlk adımını samimiyetle ve kararlılıkla attığımız bu kutlu yürüyüşün halkımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün baskılara ve oluşturulmak istenen korku atmosferine rağmen cesaretle, samimiyetle ve umutla omuz omuza vererek mücadele edeceğiz. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat seçim öncesi ve sonrası vatandaşlara vaat ettiği projeleri bir bir hayata geçiriyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmek için her alanda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda seçim öncesi vaatleri arasında olan bölgesel semt sahaları projesi hayata geçiyor. Altı farklı merkezi bölgede yapılacak olan halı saha çalışmalarını denetleyen Başkan Can Polat, son olarak Devteşti Mahallesi'nde çalışma alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. İncelemelerde bulunan Başkan Can Polat'a belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti. İlk kazmanın vurulduğu çalışma alanında açıklamalarda bulunan belediye başkanı Mehmet Can Polat, Haliliye Belediyesi olarak verilen sözlerin tek tek hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi. Söz verdiğimiz gibi bölgesel semt sahaları hem kırsalda hem de merkezde dahil olmak üzere merkez mahallelerimizden ilk etabı olan şu anda Devteşti mahallemizdeyiz. Devteşti mahallemizdeki yine mahallemize hitap edecek olan halı sahamızın şu anda kazı işlemleri başladı. Buradan Devteşti mahalle sakinlerimize, bunu kullanacak olan değerli gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada emek veren, çalışan değerli fen işleri ekibimizi de kutluyorum. Sağ olsun muhtarımız da bizim her çalışmamızda bizlere refakat ediyor, destek oluyor. Hakeza Devteşti mahallesi sakinleri de bize göstermiş olduğu teveccühten dolayı kendilerine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Burada konuşan Devteşti mahalle muhtarı Tahir Kına ise şunları söyledi. Seçim vaatlerinde bulunan Sayın Haliliye İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat, madem ki halk bizi desteklemiş, halk bize gönül vermiş, biz de halkın gönlünde olmak istiyoruz.
ve halka verdiği vaatleri bir bir yerine getirmektedir ve getiriyorlar da. Bugün Devteşli Mahallesi'nde bulunan halı saha yapımı, yeni bir semt pazarın sözünü aldık kendisinden, sağ olsun. Halka verdiği sözden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yani adam sahneyi saymıyor, sadece sahada olmasını istiyor ve sürekli sahadadır. Mahallem adına kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim. Şanlıurfa'da devlet destekli olarak 20 dönüm alanda 100 büyükbaş hayvanla süt üretimine başlayan Hüseyin Korkmaz, elindeki sütü satamayınca 10 bin metrekarelik alana 70 kişinin istihdam edildiği fabrika kurdu. Şanlıurfa'da devlet desteği sayesinde 100 büyükbaş hayvanla çiftlik kuran Hüseyin Korkmaz, çiftliğinde üretilen sütün satılması için bölgede pazar bulamayınca organize sanayi bölgesindeki süt fabrikası kurdu. Günlük 60-70 ton arasında çiğ süt tesiste işlenerek uzun ömürlü pastörize süt, beyaz peynir, krem peynir, yoğurt, tereyağı ve ayrana dönüştürülerek piyasaya sunuluyor. Hüseyin Korkmaz, Türkiye'de süt sektörünün desteklenmesinin süt hayvancılığının gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi. 100 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikten fabrikaya uzanan öyküsünü anlatan Hüseyin Korkmaz şunları söyledi. 2010 yılında devlet destekli hayvancılık kredileri başladı. O zaman biz 2010 yılında çiftliği kurup 2011 yılında süt üretmeye başladık. 2011 yılında sütü işleyememe ve sütü satamama sıkıntı yaşadıktan sonra kendimiz ürünlerimizi işlemeye başladık. 2013 yılında organize sanayi bölgesinde üretime başladık. Daha sonra 2015 yılında ve 2016 yılında TKDK'nın verdiği hibelerle işletmeyi kurduk. Şu anda günlük olarak 60-70 ton arası süt işliyoruz. Bünyemizde 8 ile 10 arası gıda mühendisi var. Çalışıyoruz. Ulusal firmalara çalışıyoruz. Bölgeye Güneydoğu'ya hitap ediyoruz. Suriye Milli Ordusu'na bağlı güvenlik güçleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG-PKK'nın uyuşturucu ağına operasyon düzenledi. Suriye Milli Ordusu'na bağlı güvenlik güçleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG-PKK'nın uyuşturucu ağına operasyon düzenledi. Suriye Milli Ordusu'nun güvenlik kolları sorumlularından Hamut Ebuhayr, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada terör örgütü YPG-PKK işgalindeki bölgelerden Suluk beldesinde uyuşturucu madde satma hazırlığındaki örgüt üyelerine operasyon düzenlediklerini söyledi. Ebuhayr, narkotik köpeklerinde destek verdiği operasyonda 10 kilogram haşhaş, 16 bin uyuşturucu hap ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Örgüt üyelerinin gözaltına alındığı ifade edilen Ebuhayr, ele geçirilen maddelerinde Tel Abyad Askeri Polis Teşkilatı'na teslim edildiğini söyledi. Askeri Polis Teşkilatı ele geçirilen maddeleri imha etti. Suriye Milli Ordusu'nun Güvenlik Kolları ve Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle bölgede barış, huzur ve istikrarı bozmaya çalışan terör örgütü YPG-PKK'ya yönelik sık sık operasyon düzenliyor. Öte yandan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Rasulhan'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Rasulhan'da PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda 17 havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenirken
Evdeki eşyalar ise küle döndü. Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Eyübey ilçesinin Bıçaksı mahallesinde yaşandı. İddiaya göre tek katlı bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın sönmeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinden çağrılan ambulansla müdahale edilerek oksijen verildi. Kısa sürede söndürülen yangında evdeki eşyalar küle döndü. Araç bakım ustaları ikinci el lastiklerin kaza riskini arttırdığını belirterek sürücülerin mutlaka tarihi geçmemiş sıfır lastik alması gerektiğini vurguladı. Tüm Türkiye'de havaların soğuması yağışları beraberinde getirdi. Araçlarda kışlık lastik sorunlarının başlaması öncesi önerilerde bulunan araç bakım ustaları, kışlık lastiklerin yağışlı havalarda kaza riskini azalttığı için kullanılması gerektiğini söyledi. Ustalar yanlış lastik seçiminin ölüme götürebileceğini belirterek ikinci el lastiklerinde kaza riskini artırdığını ifade etti. Şimdi malum şimdi kış şartları başlıyor. Kışın kış lastikleri takmamız lazım aracımıza. Sadece buzlu, karlı havalarda kış lastiği işinizi görmeyecek. Islak zeminlerde fren mesafesini çok daha iyi tutacak, çok daha sürüş güvenliğini sağlayacak kış lastikleri. Şimdi rot balans her zaman bir aracın mutlaka, nasıl ki yağ bakımı gerekiyorsa bir araca, her bir 10.000'de bir yağ bakımı yapılıyorsa bir araca, o aracın mutlaka her bir 10.000'de bir rot balans ayarı da yapmanız lazım. Çünkü rot balans ayarı aracı çok daha güvenli bir şekilde durmasını, kalkmasını, yakıtı bile etkiliyor. Lastiklerin daha uzun ömürlü olması için aracın bütün aksamını etkili edebilecek bir durumdur rot balans. Şimdi aracın mutlaka lastik abatlarını aracın fabrikasyon ölçülerine göre takmak lazım. Neyse fabrikasyon ne ölçü vermişse orijinalini bozmayacak şekilde. Ölçüsü neyse onu takmak lazım. Farklı bir şekilde taktığınız zaman aracın güvenliği aksi takdirde iyi olmaz. Kötü lastikler var. Kötü lastikler kullanmasalar, müşterilerimiz ona dikkat etseler çok daha iyi olur. Lastiklere göre bir aracın kaza yapmasının %80'i lastik, kötü lastik, yanlış lastik kullanmasından dolayı gelen kazalar oluyor. Lastiğin ömrü 5 yıldır. Kullanma ömrü 5 yıl, raf ömrü 10 yıldır. Tarihleri lastiklerin üstünde yazılıdır. Müşterilerimiz ona dikkat etsinler, tarihi geçmiş bir lastiği kullanmasınlar. 5 yılı geçen bir lastik hayati risk taşıyor. Diş derinliği 3 milimin altına düştüğü zaman onu da kullanmamaları lazım. 3 milimin altına düşen bir lastik fren mesafesi yol güvenliğini riske atar. Şimdi 4 tane lastik bugün günümüzde kullanılan araçlarda aşağı yukarı 1500-2000 civarıdır. İkinci el olunca takımını 400-500-600'e satıyorlar. Yani 1000 liradan kaçıyorlar, kazaya koşuyorlar. Şanlıurfa'da kış aylarının vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapım vitamin deposu, yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm fıstık, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı. Şanlıurfa'da kışın vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu, yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı. Kentte şire sezonunun açılmasıyla yeni mahsul ürünlere vatandaşlar ilgi gösteriyor. En pahalı ürün 80 liradan çiğ badem olarak satılırken en ucuz kış çerezi ise kuru üzüm olarak 20 liradan satışa sunuluyor. Vallahi hem bunu alacağız hem şundan alacağız. Kayısı alacağız biraz. Hani hepsinden biraz alacağız kış için yani. Kış hazırlıklarını yapıyoruz.
Her yıl olduğu gibi malumuz bu yılda kış geldi. Ondan sonra işte kış geceleri biliyorsunuz uzundur. Ondan sonra uzun gecelerde de yani yemekten sonra mesela oturuluyor, televizyon izleniyor veya misafir geliyor. Ondan sonra kış gecelerinin vazgeçilmezi kuru yemiş ve şekerleme şire evlerde eksilmeyen bir ihtiyaç gibi oldu. Ondan sonra işte kaç gündür çok şükür yani rağbet var. Ondan sonra gelen giden müşterilerimiz var. Kışlık ondan sonra yiyeceklerini, kuru yemişi ve tatları, şekerleri, sucukları almaya devam ediyorlar. Kış geceleri geldi artık, bu kuru yemişten imak lazım. Çıkarı çıkamıyor artık. Bunlardan imak lazımdır. Kan yapıyorlar, vitamindir, imak lazımdır. Ben çekçek almak isteyen, bastık almak isteyen, ondan sonra ceviz, fıstık, bunlar hep vitamindir, depolur. Bu akşamki ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşünceye dek hoşça kalın. We'll be right back.